Evet, sevgili Volkan Dağ hocam hoş geldin. Merhaba Doğan abi, geliyor mu sesim? Geliyor, çok güzel geliyor. Çok iyi. Bu eski teknoloji kulaklıkla en güzel ses buradan geliyor. Evet, ben de memnunum bundan. Zaten Bluetooth Patladı. Benimki de patlamıştı. kulaklığımda patladı. Bayağı bir evlat acısı gibi AirPods'larda maalesef. Nasıl alacağız yenisini? Evet, ben de yenisini alma konusunda çok istekli değilim Volkan hocam. Gerçi ben eskisini de almamıştım zaten de. Evet, Yenisi evet, evet. yine bir Sen hediye, bir iddia bir şey çıkar mı diye bakacağım. Bir şeyler kovalayacağım artık ben de Doğan evet. Yılbaşında çok çekiliş var. Bak bakalım veren var mı? abi. Yorum mu yapayım? Seni Tabii etiketleyeyim tabii beni etiketle. Body aslında. Talks etiketle. Body Talks etiketleyen oluyor çekilişleri. Ya arkadaşını etiketle değil mi? Dinle bak şurada faydalı bir şey var diye. Hiç dinlemeyen dinleyicimiz çekilişe bizi etiketlemiş. Ya isim vermeyeceğim. Ben de etiketlerim bol bol. Belki çıkar, belli olmaz. Tabi tabi etikette. Body Talks etikette. Tamamdır. Evet sevgili Volkan hocam. Bugünkü Evet Doğan abi. konumuz çok heyecanlı bir konu. Ateşli bir konu. Biliyorsun Body Talks devrim ateşlerini yakmaya alışkın bir felsefi kanal. Felsefe Evet. kanalı. Body Talks'un felsefesi var. Bugün yine çok güzel açıklamalar, çok iddialı açıklamalarla devrim ateşlerini yakacağız. Ben heyecanlıyım. Yak abi. Yakacağız. Ateş Hep beraber yakmak bizim yapacağız. işimiz. Sen Yakalım. de güzel yakıyorsun. Sen de yak biraz. Biraz da ben yakayım. İzleyici de yaksın. Yani bugün herkes gaza gelebilir. İstediğini yazabilir. Bizi dinledikçe de etkileyeceğini düşünüyorum ben. Daha fazla manifestolar çıkabilir. Zaten izleyicimizin manifestoya katılımından memnun değilim ben. Önce bunu söyleyerek başlayayım Volkan hocam. Katılım gelmedi mi? Çok gelmedi ne yazık ki sorulara. Ama biz manifestolarla tetikleyeceğiz. Dinleyici, izleyici. Bu konuda biraz ihtiyaç varmış. Yani bu yayına ihtiyaç varmış. Belki tam olarak anlaşılmadı mı acaba, manifesto ne Olabilir. demektir falan Evet diye. evet olabilir. Manifesto ne demek? Tam anlaşılmamış olabilir. Sorduğumuz sorular da içeriği karmaşık gelmiş olabilir. Yine ben yayından önce birkaç arkadaşımla görüştüm. Onlar da manifestosunun olmadığını fark ettiğini söylediler bana. Ya Aa, bu da benim güzel bak. tabii benim manifestom yokmuş dedi bir arkadaşım bana. Belki Ha. bizi dinledikçe tetiklenir. Mesela bizim en sadık dinleyicilerimizden Emel Doğan, ben de saygıya inanmıyorum demiş. En basitinden değil mi? Birinci şıkkı O geçen haftaki programdan etkilenmiş. O yargıları kırmaya başlamamızdan. Ben de saygıya inanmıyorum diyor. tam emellik bir hareket. Tebrik Evet. ediyorum kendisini buradan. Hemen örnek alıyor, hemen hayatına da uyguluyor, geçiriyor yani. Uyguladı. Uyguladı. Şu anda da gülüyor kendisi. Evet. Gayet de keyifli, Bir mutlu bir gün Emel'i insan. alalım artık ya. Yayına Konuk bir gün Emel'i olarak. alalım. Yani Görsünler. çok merak ediliyor Emel'de. Kim bu Evet. Emel diye. Body Talks felsefesi nasıl yaramış, nasıl mutlu, nasıl şirin bir insan. Herkes görsün ki hem onlar da felsefenin faydalarını öğrenmiş olurlar. Emel'cim bak Tabii. hala kah 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 gülüyor. Bu programdan ne öğrendim diye anlatsın seyirci gözüyle. Anlatsın. Volkan hocam ben bugün yükselebilirim. Yine Yüksel. yan komşu uyarabilir beni. Yan Çünkü komşu mu? geçen de o şeyde saygıya Tık tık mı inanmıyorum geldi? dediğinde evet tık tık gelmişti. Yine bugün çok inanmadığım manifestoları böyle tutkuyla, ateşle anlatacağım. Anlat. Dolayısıyla ben bugün yükselebilirim. Benim yükseldiğim yerlerde sen şey yap. İçecek Fazla aldın yükseltirsem mı? ama içeceklerim var. Kahve, çay bugün Tamam. detoks bir içeceklerle Detoks gidiyorum. mu gene? Evet evet detoks. Hafta sonları detokstayım. O Hazır zaman çok mısınız? yükselmezsin zaten. Yükselirim, yükselirim. Hazırlanırken Yükselmiyorsun. yükseldim biraz. Yine Hazırız o hazırlığımı zaman. yaptım, notlarımı aldım. Hazırsak başlayalım Volkan hocam. Hazırız. Başla abi. Hızlıca Evet, başla. Body Talks'un 25. bölümüne, manifestolar bölümüne hep beraber hoş geldik. Sevgili izleyiciler, değerli dinleyiciler, Body Talks felsefesine inanan güzel insanlar. Bugünkü konumuz manifestolar. Biz temelde 4 tane manifesto hazırladık sizler için. Kendimizin bugün ilan etmek istediği. Sizler de buraya etkilenerek, o siz de devrim ateşlerinden yanarak istediğinizi ekleyebilirsiniz. Onları da vakit kalırsa tartışırız. Evet, hazırsak ben çok heyecanlıyım. İlk manifestomuzdan başlıyorum Volkan Hocam. Body Talks'un ilk manifestosu. Madde 1. Madde 1. Daha önce birçok alanlarda manifesto biz açıkladık. Evlilik, Evet. boşanma, ilişki. Birçok alanda manifestolarımız var. Şimdi manifestoların programının ilk manifestosu geliyor Volkan Hocam. Biz Body Talks felsefesi olarak
Toplumsal beklentilere uygun yaşama inanmıyoruz. Tekrar ediyorum. Neye inanmıyoruz? Neyin haberi? Toplumsal neye inanmıyoruz? Toplumsal beklentilere uygun bir yaşama inanmıyoruz. Body Talks'un felsefesinde böyle bir yaşam yok. Ne Bunu da demek bu? manifest ediyoruz şu an. Şu an bunu bildiriyoruz Volkan. Bildiri bu. Bak Ateşli Sinem konuşayım de biraz. inanmıyormuş abi. O da inanmıyor. El kaldırdı. El kaldırdı. Zaten felsefeye inanan çoğu insan da inanmayacak. Birazdan da inanmayacak. Şimdi ne demek? Ben bunu hep beraber açayım Volkan'cığım. Aç abi. Temel olarak bir referansla başlamak isterim. Beni bu konuda tetikleyen kişi Nihan Kaya. Ya daha doğrusu birçok filozoftan tetiklendim ama son dönemde onun İyi Toplum Yoktur kitabından çok tetiklendim. Dolayısıyla benim kendi manifestolarımdan biri de onun sayesinde oldu. Daha önceden de söylemiştim. İyi Toplum Yoktur diye bir kitabı var. Bugün sana da gönderdim linkini. Yine toplum ve eğitim üzerine çok güzel YouTube videoları var. İzleyebilirsiniz ama ben size iyi toplumla ilgili manifestonun detayını anlatacağım. Şimdi Volkan Hocam, toplumsal beklentilere uygun nasıl yaşıyoruz? Bu bizi nasıl etkiliyor? Hep beraber sıfırdan başlayalım. Ben yol haritasını böyle çizdim. Şimdi doğuyorsun, toplum sana bazı özellikler veriyor, değil mi doğuştan? Evet. Ne gibi özellikler bunlar? Önce bir milliyet veriyor. Dil Sen diyor veriyor. şu milliyettensin diyor, şu dildensin diyor. Bazen din veriyor yanında, inanış veriyor bunlara. Din veriyor. Ha din veriyor. Dil demedim, din dedim falan Din dedi Volkan Hocamız. diyor. Dil dedi de din de dedi, ikisini de dedi. İkisini de veriyor. Onun yanına ırk veriyor, ırk beyazsın diyor, çekik gözlüsün diyor. Şimdi toplumun Volkan Hocam beklentisi senden doğar doğmaz başlıyor. Bu illetin beklentisi. Ben toplumdan kötü bahsedeceğim bugün. Kötü kelimeler kullanacağım toplumla ilgili. Bu illetin beklentisi senden başlıyor Volkan Hocam. Doğar doğmaz. Türkiye'de doğduğumuzu varsayarsak diyor ki sevgili diyor Volkan diyor sen Türksün diyor bir kere. Evet. Senden bununla ilgili beklentisi var doğru mu? Doğru. Sen diyor Türk olarak diyor vatanını koruyacaksın diyor. Gerekirse öleceksin diyor. Askerlik yapacaksın diyor. Müslüman ol, Müslümansın diyor. Müslümanlık en iyi dindir diyor. Diğer dinleri sevme diyor. Toplum bazen sana bazen sevgisizlik öğretiyor. Hep söylüyoruz biz seninle. Yunanlılar mesela biz toplumumuzu sevmemeyi öğretir bize. Gibi 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 ilk maddem benim toplumun sana doğuştan verdiği kimlik. Şimdi Evet. Volkan Hocam biz bu toplumun doğuştan verdiği kimliği body talks olarak kabul etmiyoruz. Manifestomuzu Etmiyoruz. toplumla etmiyoruz. Bizim doğuştan olarak aldığımız tek ünvan ne Volkan Hocam? İnsan. İnsan. İnsan insan derler idi. Şimdi bildiniz değil mi? Ben Evet. deyince bildiniz. Ya şarkıda da ne güzel diyor Fazıl Hocam. İnsan. Biz doğuştan gelecek tek beklenti, tek ünvanımız insan ünvanı. Geri kalan ünvanları ve sıfatları kabul etmiyoruz. Dolayısıyla toplumsal beklentilere ilk şeyimiz bu. İlk bayrağımız bu. Tabi burada ciddi sorumluluklar var işte bu Türklüğün, Müslümanlığın biliyorsun. Hatta kendi gibi olmayanları öldürmeye kadar giden şiddetli bir beklenti bu. Her toplumda Peki. var. Sadece bizim toplum Tabii üzerinden tabii. Yani biz gitmiyorum Türk olduğumuz için örnek verdik yani. bunu. Zaten toplum derken bütün insanoğlundan bahsediyoruz biz Evet. şu anda. Bütün insanoğlunun düştüğü bu gafletten bahsediyoruz. Peki sonra Volkan Hocam devam edelim. Toplum sana bir iyi birey tanımı yapıyor. Doğru mu? Evet. Önce bir sana doğuştan gelen kimliğini verdi. Sonra dedi ki sevgili Volkan dedi. İyi bir birey dedi. Şunları 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 yapar dedi. Ben şimdi madde madde sayacağım ama size kim ki diyorsa sevgili Volkan iyi bir insan bunları yapar. Sevgili Doğan normal bir insan şunları yapar. Toplumda şu bunlar yapıyor. Bunların hiçbirini kabul etmeyin. Body Talks toplumun beklentileri yaşama karşı inanmıyor. İyi bireyin hep beraber şimdi tek tek sayalım. Toplumda iyi birey doğduktan sonra ne yapıyor Volkan Hocam? Okula gidiyor doğru mu? Evet. İkinci maddemiz okul. O yüzden burayı geçeceğim. Onu detaylıca konuşacağız ikinci maddemiz. Diyor ki önce bir oku diyor. Onu da kendi için diyor. Bak toplum aslında sana iyilik yaptığı gibi göründüğü birçok alanda kendi devamını sağlıyor. Bunu konuştukça hep beraber göreceksiniz. Daha sonra ne diyor? Okulu bitirince ne yapıyorsun Volkan Hocam? Erkeksen. Askere gidiyor. Askere gidiyorsun. Şimdi sen diyor Türksün diyor. Bu vatanda diyor tehlikede diyor. Başka insanlar sevmiyor bizi diyor. Ya kim sevmiyor beni? Ben hiç beni sevmeyen biriyle görmedim. Bunlar diyor eğer ki diyor vatanına kastederse diyor. Sakın diyor şüpheye düşmeden diyor bunları öldür diyor.
Git diyor askerliğini yap diyor. Ben sana yorumları okuyayım aşağıdan bu sırada. Kime göre, Evet. neye göre değil bu iyilik, kötülük? Tabii. O body talks felsefesine sevgili Sinem hocam nasıl da bak felsefeyi özümsemiş. Biz zaten iyi tanımları, normal tanımları, bunları tanımlayan her şeye karşıyız. Toplum zaten bunun en büyük tanımlayıcısı. Toplum normali toplum tanımlıyor. Zaten norm oradan geliyor. Norm kelimesi oradan geliyor. Yani normları kim koyuyor abi? Toplum koyuyor. İllet. Aynen. Şimdi Türkiye'de el alem ne der? En büyük engeli de oymuş. Emel Altınsoy'un. Emel Altınsoy, artık senin bu yayından sonra öyle bir kaygın yok. Toplum, el alem ne isterse desin. Sen bu dünyaya toplumun beklentilerine uymaya gelmedin. Neye geldiğini ayrıca tartışırız. Bence mutlu olmaya geldik. Ben stoacı olduğum için ben mutlulukçuyum. Çok tartışmaya da Gerek yok yani, aynen. gerek yok. Ama Basit bayağı. neye gelmediğini söyleyebiliriz. Toplumun beklentilerine uymaya gelmedi. Çünkü toplum çıkarcı, toplum kendini korumaya çalışıyor. Toplum iyi niyetli değil. Tamam mı? Toplum zihin gibi ya Doğan abi. Ya aynen, toplum zihin gibi Volkan hocam. Çok güzel bir benzetme yaptın, yine metaforda usta olduğum için zihin gibi. Zihin de iyiymiş gibi görünür. Ama aslında bütün pisliğin Evet. kaynağı zihinden ortaya çıkıyor. Evet. Peki sonra Volkan hocam, bizim savaştığımız diğer alanlardan bir tanesi. Askerliğini yaparsın. İyi bir işe gir der. Toplum sana yine iş tanımlar. Onu da maddelerimizden bir tanesi. İyi iş tanımları vardır. Mesela bankacılık çok iyi bir iştir Volkan hocam. Öğretmenlik çok iyi bir iştir. Toplumun güzel iş tanımları Bak, vardır. Mesela bankacı dedin, birine hemen bir eski bankacı geldi zaten. geldi mi? Uzatmayalım. Hoş geldi. Şimdi birine bankacı dersin. O aferin oğlum der. Mesela birine desen ki ben kitap yazıyorum der. Ya yazık der. Doğru. Başka bir şey yapmıyor mu diyen oluyormuş. Bir kere bir yazarı gördüm ben. Tamam mı? Yazarmış. Ben yazarım demiş. Başka bir şey yapmıyor musun demiş. Yani Normalde ne normalde ne yapıyorsun? Aynen, yapıyorsun? normalde ne yap? Şiir yazıyor. Normalde ne yapıyorsun peki demiş. Yani bankaya falan bir işin yok mu demiş. Maaşlı bir işin yok mu demiş. Sonra toplum diyor ki sana işe gir diyor. Doğru mu? Sonra yine bizim savaş konumuza geldik. Evlilik. Evlen diyor. Toplum manyak ya. Bu evlen de evlen. Yani bu evlenme konusunda toplum hassas. Niye? Yine kendi devamını, kendi kurallarını sağlamak için Volkan. Aslında hepsinde, eğitimde, çalışmada, evlilikte bunlar var. Biliyorsun biz bu evliliğin köküne indik. Şimdi ilk defa İndik. dinleyenler için anlatayım ben. Evliliğin temelde bulmuş amacı zaten tarım toplumuyla çıkmış. Tarım toplumunun mal koruma içgüdüsüyle, işçi koruma içgüdüsüyle çıkmış. İşçi. Saçma sapan bir icattır evlilik yani. Sonra diyor ki toplum evlen arkadaşım diyor. Güzel diyor, bir evlilik yap diyor. Çocuk yap diyor. Ondan sonra çocukların büyüsün diyor. Onların torunları olsun diyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir emeklilik hayali kurduruyor sana. Kendince bir toplumun da şeyleri var elinde. Ne denir? Havuçları var. Ondan sonra ne yapıyorsun? Güzel bir şekilde ömrünü tamamlıyorsun. Toplumun beklentilerini yaşayıp göçüp gidiyorsun Volkan Hocam. Doğru mu? Oldu mu şimdi Toplumun bu? oldu mu şimdi bu? Ya Ölüm. Volkan Hocam, şu hayatta değiştiremeyeceğin bir tane gerçek, öleceğin Evet. gerçeği. Ölüm. Yani bunu değiştirme ihtimalimiz milyonda bir bile yok. Ve geleceğinle ilgili bildiğin tek gerçek. Evet. Tek gerçek. Aynen. Gelecekle ilgili %100 doğru olduğunu bildiğin tek gerçek. Şimdi ne oldu? Bir kere geldiğin şu fani hayatta toplumun beklentilerine göre yaşadın, ne oldu? Ben Toplum ne bekliyorsa sen de onu yaşadın. Mutlu oldun mu olmadın mı hiç onu sorgulamadın o arada da. evet. Belki mutluluğun tanımı ne bile bilmiyordun bir dönem. Sonra belki birileri anlatmaya çalıştı sana bizim gibi kanallar böyle. Bazı Evet. arkadaşların da olabilir bu. Onları da dinlemedin. Öldün gittin. Bilmiyorum Öldün bir gittin. yani bir cahil de cahil işte bu bence cahillik yani hayatı okuyamamak. Aynen. Toplumun içerisinde de Volkan Hocam, bu çarkın en büyük savunucuları, yani bu toplum nasıl bu kadar güçlü bu beklentileri savunuyor? Toplumunla ilgili bu çarkın dönmesinin en büyük savunucusu bu çarkın mağdurları Volkan. O yüzden de toplum biz gibi biri manifestolarda bulunmazsa bu çark hiçbir zaman kırılmayacak. O yüzden de ben bu güçlü manifestoyu yapıyorum. Şöyle düşün. Geleneklerin ve göreneklerin en büyük savunucuları, bir kitapta da anlatmıştım ben sana. Çok garip. Anneanneler ve babaanneler çıkmış. Dedeler falan değil. Araştırmışlar sonra. Ya bu kadınlar niye böyle manyak manyak? Geleneklerin en büyük savunucusu. Dizilerden falan da hatırlarsın. Namusu falan en büyük bekçisi bunlar. Sonra bilimsel olarak ortaya çıkıyor ki en fazla mağdur olan insan Mağdur bunlar olanlar olduğu onlar. için aynen bunlar da bu geleneklerin en fazla savunucusu olmuş. Bu sünnette de böyledir.
Türkiye'de biliyorsun sünnet diye bir gelenek var. Yani saçma sapan. Daha bugün seninle tartıştık. Yani niye olduğunu bilmediğimiz halde sünnet oluyoruz hepimiz. Toplum öyle bekliyor. Ben de oğlumu da sünnet ettirdim. Ah. Birçok cinsel yan etkisi çıktı biliyorsunuz bunları. Yani çok ciddi sıkıntıları var. Yani faydalarının ne olduğu hala bilimsel olarak kanıtlanamadı. Ve hep ben sana söylüyorum yani 1 milyar Müslüman sağlıklı yaşıyor. 1,5 milyar, 6 milyar gayrimüslim ölüyor. Virüsten kırılıyor, mikroptan. Yani bunların penisleri kırılacak ya adamlar. Mahvoluyorlar yani sünnetsizlikten. Ama biz oluyoruz çok şükür. Bunun da en büyük savunucusu kim? Yine bu sistemin mağdurları. Dolayısıyla Volkan Hocam, bu çark eğer biri manifestoda bulunmazsa kırılmayacak. Ne değil Çünkü mi? Tam kurulmuş ya o zaman, tabii değil bak mi? toplum bunu çok güzel garanti altına almış. Şimdi ben sana anlattıkça aa diyeceksin. Ben de bunu ilk okuyunca aa dedim. Toplum böyle sana kilitlemek istediği işleri Volkan Hocam törenle yutturuyor. Ben bunu ilk okuduğumda Allah dedim ya ne kitlemişler bize yıllarca. Güzel yöntem ama abi. Tabii, şimdi bak üzerinden geçtikçe anlayacaksın. Neyin Mesela. töreni varsa kuş kullanım arkadaşlar. Vodi Düğün Talks. mesela. Evlilik. Aynen. Vodi Talks izleyicisi kazansın şu an cebine koysun. İlk törenler de geliyor Volkan Hocam. Sünnet töreni. Sünnette. Allah. Abi bir tören varsa bir iki bir yerini kesilecek yani. Sana bir sıkıntı yaşanacak yani. Hele bir de diyorlarsa aman oğlum korkma bir de bak toplumun en sevdiği laf nedir? Hepimiz olduk. Hepimiz yok. Hepimiz olduk oğlum. Erkekliğe adım. Bak büyük büyük kelimeler. Hep toplumun icatları bunlar. Hepimiz olduk. Ondan sonra tören neyle devam ediyor? Askerliğe gidiyorsun. Yemin ediyorsun. Askerliğe Evet gidişinde bak bir orada da havaya atmalar falan değil mi? havaya atıyorlar seni. Uğurlamalar. Aynen her şey vatan için. En büyük asker bizim asker. Ondan sonra oraya gidiyorsun, orada da yemin ediyorsun. Neyin üzerine yemin ediyorsun Volkan Ölmek Hocam? için. Bak. Vatanını koruyacaksın, ölmek için yemin ediyorsun. Elini silahın üstüne koyuyorsun. Namusun ve şerefin üstüne yemin ediyorsun. Bak yine büyük büyük laflar görüyor musun Volkan? Namus, şeref. Bak, bak yine toplum yine büyük laflar. Yani onu korumazsan şerefsiz oluyor. Şerefi kim tanımlamış? Toplum. Biz. Toplum tanımlamış. Dolayısıyla Volkan Hocam toplum bunu da yedirmek için çok güzel eline araçlar almış. Senin çok sevdiğin bir tespitin var. Evleniyorsun törenle. Doğru Boşanmanın mu? yok. Boşanmanın yok. Niye? Çünkü Çünkü iyi pislik bir şey. toplum iyi bir şey oldu mu senin mutlu olmanı istemiyor. Lanet toplum. Sen sus Seni diyor. Değil mi? evet. Uyandırma Aman diyor oğlum ses etmeyin diyor. Onlar başkalarında evliliğe devam etsin diyor. Ama Body Talks uyandıracak. O kitleleri uyandıracak. diyor. Boşanmanın törenini yapacak gerekiyorsa Volkan Hocam. Değil mi? Geçen de bir Kesin story'de vardı yapacağız. ya. Adam mahkemeye düğün arabası gibi süslenmiş gitmiş. Yapacağız, yapacağız. Şu Yapacağız. pandemi bir Mesela bitsin, ilk biz yapacağız. evet. Mesela kızları nasıl kandırıyor Volkan Hocam? Diyor ki o gün kraliçeler gibi hissedeceksin. Ha, kraliçe. Gelinlik Allah kahretmesin. Nereden aklına gelmiş? Gelinlik giydirmiş mesela. O gün diyor işte bembeyaz gelinlik giyeceksin. O gün çok mutlu. Ya bu insan bir gün mutlu olacak diye şu yaptığın törene değer mi? Sen düzenbaz. Düzenbazlık bu. Düzenbaz. Düzenbaz. Sana da siyah şeye giydiriyor. Herkes çok şık olacak o gün. O gün kraliçeler gibi hissedeceksin. Törene bak. Vay be. Sonra Volkan Hocam kapanışa Şaşırdım bak geliyorum. tören işine. Yani güzel Kapanışta bir çıkış noktası oldu tören. iyice şaşırtacağım seni. İyice şaşırtacağım. Kapanışta neyle uğurluyor seni Volkan Hocam bu hayattan? Cenaze töreniyle. Ya. O da tören. Yine tören. Bil bakalım o ne? Kapanışta da çok güzel bir şekilde cenaze töreniyle uğurluyor seni. Al diyor. Bizim istediğimiz gibi yaşadın diyor. Hadi yallah diyor. Yallah tahsil ediyor. O da tören, yine O da tören tören. diyor. Ya. Törenlerden uzak mı duruyoruz şimdi Doğan abi? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, felsefeye inan değerli dostlar, inananlar. Eğer bir şeyin töreni varsa ondan bir soru işareti. Yine işaretimi yapayım. Bir soru işareti. Ondan bir korkacağız. Evet Çok Volkan güzel Hocam. oldu. İlk manifestom biraz terletti beni. Bir anlamındaki teri sileyim. Ben Sil. Biraz rahatla Body abi. Talks olarak ikimizin adına şu cümleyi kuruyorum. Kur Body abi. Talks toplumsal beklentilere uygun yaşamayı reddediyor. 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 Toplumla ilgili daha fazla okuyup araştırabilirsiniz. Ben iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum toplumun. Hani toplumun şu insana faydası olmuş dediği konulara bakın. Onların da altında toplumsal bir menfaat yatar. Yine o insanın iyiliği tartışılır. Şimdi okullar örneğinde göreceğiz bakalım kimin iyiliği için yapmış.
Ama biz ilk manifestomuzu böylece haykırıyoruz. Toplumsal beklentilere uygun yaşamıyoruz biz. Body Talks felsefesine inananlar. Evet. Nasıl hissediyorsun bu Volkan Hocam? Bir rahatlama geldi mi sana da bu manifestoyla? Rahatlama geldi. Başlarda şeydim, hani zaten bildiğim konulardan bahsediyor gibi gelmiştin. Fakat bu tören örneği gerçekten çok etkiledi beni. Ben biliyorsun kısa yolları severim. Seversin. Güzel bir kısa yol gösterdin. Dinleyiciler, izleyiciler için de iyi oldu. Baktılar bir tören var. Hemen oradan uzaklaş yani. Kaçacaklar. Bundan sonra hayatında törenli bir işe girme yani. Girmeyecek. Toplum senden ne bekliyorsa bunu inkar edeceksin. Buna uygun yaşamayacaksın. Çok güzel. Yine bununla ilgili fikirlerini dileyenler yazabilir. Ben bir derin nefes çektikten sonra, aldıktan sonra. Oh, bu nefes biliyorsun. Nefes ne demek Volkan Hocam? Anda var olmak demek. Nefes ben buradayım demek. Nefes hayat demek. Ben yine felsefik sözlerimin ardından geliyorum ikinci manifestoma. Haydi Hazır bakalım. mıyız? Hazırız. Toplumsal beklentilere inanmıyoruz. İki, çok güzel bir İki. tartışma konusu açıyorum şu anda. Herkes düşünecek, herkes sorgulayacak, düşüncelere zerk edeceğim herkesi. Ben Volkan Hocam uzun süredir sana söylüyordum bunu. Yıllar önce Erkin Koray yaptığında ben bunu anlayamadım. Eğitim sistemine karşıyım. Ben de. Ben eğitim sisteminin faydalı bir sistem olmadığını, zararlarının olduğunu ya toplum gibi düşünüyorum. İkinci manifestomuz Body Talks olarak da eğitim sistemine karşıyız demiyoruz ama eğitim sisteminin verimliliğine karşıyız. Verimli olduğuna inanmıyoruz. Şimdi bütün dinleyicilere, izleyicilere şu soruyu yöneltiyorum. Ben Doğan Hoca olarak 43 yaşındayım. Daha yeni 43 oldum biliyorsunuz. 43 yıldır 7 yaşında girdiğim okul hayatını 21-22 yaşında tamamladım. 15 sene okumuşum. Sonra iş hayatında da aslında eğitim diyebiliriz. Orada da eğitimler aldık falan. Durup bir düşündüğümde, okulda eğitime ne öğrendim diye düşündüğümde hiçbir şey bulamadım. Tabii bu hiçbir şey bulamadım biraz daha yükselerek söylüyorum ama çok bir şey bulamadım yani. Hani biraz kibar olayım. Çok da bir Çok bir şey şey bulamadım. Ya bulamadım. çok da bir şey bulamadım. Umduğunu bulamadın. Öyle Umduğumu diyebilir bulamadım. miyim? Aynen. Ya 15 yılın karşılığı bu olmamalıydı Bu olmaz. Volkan Hocam. Yani Abi 43 yıl, üçte birinden fazlasını sen de evet oraya abi ya. vermişsin yani Yani şimdi yıllarını. anlatacağım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler 15 yılım gitti ya Kaybolan. benim. Ne yapardın sana kaybolan yıllarını Çok farklı şeyler yapardım. Bunun cevabını vereyim. verseler? Ya mesela şöyle söyleyeyim. Okula gideceğime belki yurt dışına giderdim. Yola giderdim. Yol öğretir. Yok. Tayfun Bravo. Tahliboğlu gibi çıkardım bir arabayla. Ne yapardım? Mesela aşçılık öğrenmeye çalışırdım. Sanat. Bir enstrüman çalmayı öğrenmeye çalışırdım. Bir ülkeye giderdim, bir dil öğrenmeye. Yani bir sürü şeye çalışırdım ama emin ol okula gitmezdim. Okula gitmezdim çünkü ben bu eğitim sisteminin öğretici olmadığını düşünüyorum. Burada altta yorumlar da geliyor. Herkes yazabilir. Ben 15 yıllık tahsil hayatım boyunca şu bilgi hep cebime koydum. Nerede işine yarayan bilgi varsa anlatsın. Matematikte üçgenlerimi kullandık. Kareyi nerede kullanıyoruz mesela? Çok basit sorular soracağım ya. Ya kareyi nerede kullanıyoruz ya? Hani şeye falan gitmiyorum. Ne sinüs kosinüslere falan gitmiyorum. Tanjant, kojantlar, adını bile söyleyemedim ya. Sinirleniyorum Volkan. Nerede kullanıyoruz ya? Fen bilimlerinde sana Kullanmadın hiç kullanmadım. değil Yerin katmanlarını da kullanmadım. Ya ben toprağı görüyorum sadece. Ya bunun altında ne varsa var ya. Bir öğretmen diyor ki bana çocuklara kızıyormuş. Volkan Hocam bir anımı seninle paylaşayım. Ne öğretmenisin sen dedim. Coğrafya öğretmeniyim dedi. Niye kızıyorsun çocuklara dedim. Dersi dinlemiyorlar diye kızıyormuş. Ben biliyorsun öğretmenlere de biraz şeyimdir. Hafif böyle bir tık yükselebilirim. Çoğu öğrencilere kızıyormuş coğrafyayı merak etmiyorlar diye. Niye etsinler ki dedim cevap veremedim. Coğrafyanın neden çekici olduğunu anlatamadı. Hadi şu anla biri anlatsın bana coğrafyayı bir çocuk neden öğrenmek istesin? Evet, Sayın Lokman Şahin demiş ki analitik düşünmeni sağladı onlar. Analitik düşünme çok farklı bir konu. Yani analitik düşünmenin gelişmesi için çoklu düşünmenin olması lazım. Çoklu düşünmenin olması için de merağa yönelik, daha bugün eğitimle ilgili bir yayın izledim. Merağa yönelik, sanata yönelik çalışmaların olması lazım. Mesela bizim neslimiz lineer öğrendiği için hep sol beynimiz güçlü bizim ezberci öğrenimden geldiğimiz için. Dolayısıyla benim analitik düşünmemi okul geliştirmedi. Ben kendi adıma söyleyeyim ben okulda
Hep söylüyorum ya, bugüne kadar öğrenmeyi istediğim tek şey, keşke beynim bu kadar çöple dolu olmasaydı, bu kadar yargıyla dolu olmasaydı. Düşünmeyi öğretmediler, hep ezber demişler. Ezber, ezber. Şimdi ben konuya gireyim mi o zaman eğitim sisteminin Bugünkü volkan amaçlarına? oldun. Zıtları öğrenince zıt davranmayı öğrendim bence. Bak evet, güzel bakış açısı. Güzel. Kötüyü Yanlışları, gördün. aynen öyle. Onu Yanlışları görmüş öğrendim. oldun. Bravo, güzel. Ama yine diyorum 15 yılın karşılığı bu olmamalıydı. Yani Olmamalı. giden koskoca Yani 15 yıl. zıtı 15 yılda, bir yılda falan da öğrenirdik ya. O kadar uzatmaya Ya ben gerek hep yok ki ya. söylüyorum, bak öğretmenler günü kutlanıyor. Benim öğretmenliğimi yapmış sevgili öğretmenler. Hepinizi seviyorum. Kötü insanlar olmadığınızı eminim. Ama hani bu çocukların üzerinde çok hakkım var derken bir böyle düşünerek söyleyeyim bunu. Yani Doğan Yayalar olarak hani bendeki hakkınızı bir soru işareti olarak ben oraya koymak istiyorum. Hani bana diyorsanız ki şu an yaşınız da ilerlemiştir. Ya benim çok çocuklar üzerinde hakkım var diyorsanız benle ilgili ben size bir soru işareti koyuyorum. Mesela bana İngilizce öğreten, ben Andalusun'da okudum, birçok öğretmenim var. Şu soruyu merak ediyorum. Ya bana bley, yani ı ile söylenmesi gereken bir şeyi neden bilek diye öğrettiniz? Neden i ile söylettiniz bana? Birçok İngilizce kelimenin telaffuzu, ya sana bir arabayı ben sana küçükken oraba diye öğretiyor mu Volkan? O ile başlatıyor muyum başta? Volkan bak bu orobo. Ya adam sen bana İngilizce'nin kelimesini niye yanlış öğretiyorsun ya? Demek o da bilmiyormuştu onu abi ya. Ay iş hayatında İngilizce lazım oldu bana. Tamam dedim, Bilek ben de var dedim, mi? o da yanlış çıktı abi. Yok Ya muymuş? Volkan bak, bununla ilgili biliyorsun bizim çok tarihte zor duruma düşen şeylerimiz var. Turgut Özal'ın karısını biliyorsun değil mi? Ya biz law, aşk, law, bu ikisi Kanunla. arasındaki farkı söyleyemiyoruz. Kanun la. İki ayla la. Düşük law. Aşk law. Ya ben yurt dışına toplantıya gittim. Düşük bilmem ne seviyesi diyeceğim. Tıpta bir şey kullanacağım. Love bilmem ne seviyesi dedim ya. Herkes baktı, aşk seviyesi mi, manyak mı bu diyor. Yani sık fırsat aşk seviyeleri düşmüş diyorsun yani tıbbi bir Tabii canım, toplantıda. Semra Özal da devlet seviyesinde işte, hukuk diyecekken aşk dedi yani. Evet, kanun yapıcı diyecekti. Lawmaker diyecekti. Aşk yap sevişiyor dedi. Evet, Turgut dedi çok iyi aşk yapıyor, iyi sevişir dedi. Orada da şey çok şaşırmıştı. Tamam. belki de onu demek istedi ya. Belki de yani Semra Hoca'nın da öğretmenleri gurur duysun değil mi? Ne güzel bir Semra Bravo, yetiştirdik diye. aynen öyle. Şimdi Volkan Hocam, eğitim sistemini ben biraz eleştirmeye başlıyorum müsaadenle. Başla. Şimdi eğitim sistemiyle ilgili bugün de araştırmalarıma devam ettim. Öncelikli olarak ben biliyorsun biz temeline inmeyi severim konuların. Bir dedim bunu nereden çıkmış acaba bu? Eğitimi kim bulmuş? Eğitim, Ha, Volkan okulun es icadı mı? ha okulun icadına başlayayım ben. Değerli bilgiler kazansın bizi izleyenler, dinleyenler de. Volkan Hocam okul 1700'lü yıllara kadar ekolden geliyormuş biliyorsun. Sukul, ekol. Mesela bir tane Sokrat ekolünden gelen filozoflar nasıl eğitimler alıyorlarmış? Onunla sohbet ederek. Mesela Roma dönemini düşün. Karşıya diziliyormuş. Sen işte bilmem ne hocasın. Diyormuşsun ki hayat bu. Hayır diyormuş hocam hayat bu. Ondan sonra mesela coğrafya dersi nasılmış abi? Haydi gelin diyorlarmış bir dağda tepede yürüyelim. Neyse o zamanlar okul kelimesinin böyle anlamları yok. Zaten herkes eğitim de alamıyor. Ezbercilik de Askersin. yok o zaman ya. O eski ezbercilik de yok. Derken 1700'lü yılların sonunda Volkan Hocam biliyorsun Fransız devrimi, fakirlerin isyanları, Avrupa çalkalanıyor Volkan. Sonra İngiltere'de tabii cinayet falan da oluyor. İsyanlar var. Soylular korkuyor. Kraliyet ailesi korkuyor. Diyorlar ki biz nasıl bunları şey yapacağız? Yani biz öylece öldürecek bunlar bizi. Ya fakirler bizi öldürecek diyor ya. Neyse çağırıyorlar Volkan Hocam aydınları, filozofları. Filozofların bir tanesi diyor ki biz bunları oku şey yapalım, okulu alalım. Yoksa diyor bunlar eğitim, yani biz bunları, yani şöyle düşün, yani ben yanlış benzetme olacak ama köpek okulu gibi, yani bir okulu alıp itaati öğret, bir okulda eğitmemiz lazım bunları diyorlar. Öğretmemiz değil bak, eğitim. Eğitmemiz lazım bunları diyorlar. Dolayısıyla ilk Avrupa'da okullar böyle açılmış Volkan Hocam. Sonra da okulun motiflerini söyleyeceğim ben sana. Anlayacaksın. Yine tören gibi uyanacaksın. Aa diyeceksin ya nasıl aklıma gelmedi. Şimdi bunlar okula fakir çocuklarını alıyorlar ve diyorlar ki okumak mecbur. Toplum ne dedi sana? Bak yine uyandırdım. Toplum ne dedi sana? Sana iyilik yapıyorum dedi. Hayır iyilik falan yok. Kendini koruyor pislik. Borçlandırıyor Borçlandırmıyor. Kendine ne yetiştirmeye çalışıyormuş biliyor musun Volkan? İşçi, memur ve asker. de. Ha. Tabii. Şimdi ne lazım kraliyet soylulara? İşçi lazım. Zaten
Yani para var bunlarda. Bunlar Tabii. zengin. Buna işçi lazım. Peki nasıl işçiler bulalım demişler bu Okan Hocam. Okula ne koymuşlar? Zil. Ya ben okudum, Allah belanızı Aa. versin dedim ya. Allah sizin belanızı versin dedim ya. Hepsi Zil hesaplanmış, abi. planlanmış yani. Tabii. Bak fabrikadaki işçiler ne zaman mola veriyor? Zil çalınca. Sen okulda ne zaman mola veriyorsun? Yine teneffüs zille. Ya başka Vay sorum yok. be. Derslerin niye hepsi aynı dakika mesela? Hiç düşündün mü? Ben hiç düşünmemiştim. Aynı. Aynı dakika. Niye? Yine bu süreli çalışmaya alıştırmak için. Bak çok garip geldi bana. Mesela matematik dersinin 40 dakika olmasıyla sosyal bilgiler dersinin 40 dakika olması saçma değil mi abi? İlk kez düşündüm ben de. E Saçma düşün. aslında, evet. Abi Niye ben ders, yani derslerin süreleri daha süreleri kısa niye var? olabilir, doğru. Ondan sonra bu Okan Hocam ne dedik? Ne lazım dedik krallara? Memur. Memurlar nerede oturur? Masada. Masada. Sen okulda nerede oturuyorsun? Sırada. Vay be. Ya. Gel başa. Bunların hepsi planlanmış. Bugüne kadar bak Montessori okullarında mesela sıra yok Volkan. Ben geçen gün kendi Doğukan'ın öğretmenine kızmıştım. Çocuk yerde ders çalışıyor diye. Diyor ki hadi oğlum diyor odada diyor masada çalış. Ya kardeşim bu çocuk yaratıcılığı yerde geliyorsa yerde çalışsın. Amuda kalkacaksa amuda kalksın. Sen bu çocuğu niye masada oturtuyorsun? Meğer bunlar Volkan Hocam zamanında dizayn edilmiş şeylermiş. Hepsi bilerek yapılmış bunların. Kölelik okulu ya, bu ne? Kölelik okulu abi ben zaten okullara komple karşı. Asker mesela lazım değil mi? Kimi koymuşlar abi başlarına? Öğretmen. Neyle yapılıyor? Emirle. Bak yine çok hoşuma gitti. El kaldırmayı da sonundan eklemişler. Söz Bu, istemeyi de. tabii ya bunlar demişler kafasına göre konuşmasın. Oraya da geliyorlar, bir şeyler oynuyorlar tamam Ha, ama bunlar öyle demişler bıdı abi. bıdı etmesinler diyor Bıt yani. bıt bıt bıt. El kaldırmadan konuşmak yasak demişler. Çiçek olun bakayım demişler. Hemen böyle mi olmuş? Bunlar çiçek olmuş. Güzel. Dolayısıyla Volkan Hocam eğitim sistemi gördüğün gibi en başında bulunması itibariyle ben yine evlilik gibi köküne indim ki anlayın diye. Bulunması itibariyle iyi bir amaçta bulunmadı. Şimdi şunu söylüyorum Volkan Hocam çok hoşuma gitti bugün. Bugün 7 yaşında okula başlayan bir çocuk 65 yaşında emekli olacak. Evet, inşallah oldu. Bugün İnşallah. inşallah Yani yani. 2020'de sen bu çocuğu okula verdiğinde kaçta ya? 2078'de emekli olacak. Ve sen bugün diyorsun ki 2078'de bugün olan mesleklerin %70'i olmayacak. Olmayacak. Ha, sen şimdi bu çocuğa ne öğretiyorsun abi? Analitik düşünce ne öğretiyorsun? Ben size soruyorum. Kare, üçgen, devam yani. Evet, ne öğretiyorsun? Ya 2078'de şu anda olan mesleklerin %70'i olmayacak. Peki okul neyi öldürüyor? Eğitim neyi öldürüyor? Ben Volkan sana söyleyeyim. O yüzden de ben şu anki eğitim sistemine karşıyım. Eğitim sistemi nasıl olmalı diye bir konu çok uzun bir konu olur için girmeyeceğim ama bir eğitim sisteminin öldürdüğü çok net olan bir konu yaratıcılık. Bizim seninle felsefe olarak inandığımız şey biliyorsun çocuklar hatasızdır. Çocuklar hem çok güçlüdür hem de hatasızdır. Dolayısıyla sen bu çocuktaki yaratıcılığı öldürüyorsun. Bugün sana Picasso'nun bir sözünü paylaştım. Çok hoşuna gitti. Herkesle paylaşayım. Bütün çocuklar sanatçı doğar. Zarar verilmeyen toplumun bozmadıkları sanatçı olur. Çok güzel laf. Yani sen bu çocukların sanatçı olmasını öğrettiğin üçgenlerle, karelerle, tabii ben biraz abartarak anlatıyorum, onu şey yapmayın da. Sen bu çocukların sanatçı olmasını bu eğitim sistemiyle engelliyorsun. Benim yatarak resim yapan oğluma kızıyorsun. Kalk diyorsun, düzgünce otur diyorsun. Neyi engelliyorsun başka? Sevgi. Çok okulda kazanacağı sevgiyi engelliyorsun. Onu da biliyorsun tarihle hep söylerim ben. Tarihte şuna şu düşman diyorsun, bu düşman diyorsun. Dolayısıyla orada alacağı sevgiyi de okulla beraber engelliyorsun. Dolayısıyla ikinci manifestomu da yine yüksek bir sesle yapıyorum. Ben eğitim sisteminin bu haliyle verimli olmadığını düşünüyorum ve bu halindeki verimliliğine karşıyım Volkan. Bravo abi, çok güzel oldu bu. Evet, yorumları alalım Volkan Hocam. Sen eğitim sistemini zaten sevmiyordun. Değil Ben mi? hiç sevmiyorum. Biz ama hala çocuklarımızı göndermeye devam ediyoruz. Benim en çok üzüldüğüm nokta bu. Evet, çıkamıyoruz da işin Ya içinden. bu toplum nasıl dizayn ettiyse kendini ya. Biz burada hocayız diyoruz, felsefe diyoruz. Biz de çıkamıyoruz işin içinden. Bak, bir öğretmenden yorum geldi Ne Meltem'den. diyor? 8 saat o sıralarda oturmak insan doğasına aykırı zaten demiş. Aykırı. Bravo Meltem Hocam. Bravo. Ya çocuk. Ya zaten ondan sonra ne oluyor abi?
Gidiyor ömür Nur boyu Hucum mev. demiş, kalıplaştırıyoruz ki yönetilebilir olalım. Evet. Ya işte eğitimin neden bulunduğunu bu yüzden çok anlattım ben. Eğitimi zaten bu yüzden bulmuşlar. Yani bunlar kendilerini işçi, yani bunlar diyerek ben o sınıfı şey yapmak istemiyorum. Ya bu aristokratlar ya kendilerine işçi. Tamam abi, sen de toplumda buna karşı çık. Manifestonu yap. Gitme Manifesto okula. için aynen, yok ya okula gitsen de bu eğitim sisteminin verimliliğini öldürdüğünü bil. Biz hep ne diyoruz abi? Birinci basamak farkındalıktır. En azından bu farkındalığı al. Evet, çok haklısınız, yorumları geldi. Teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Sizler içerisinden eğitim hayatı boyunca öğrendiği güzel şeyleri paylaşmak isteyenler olursa da videonun altına YouTube'da veya IGTV'de yazabilir. Ama verimliliğin düşmesine, verimliliği ile ilgili sorgulanmasına biz şimdiden başlatmak istiyoruz. Bununla ilgili yorumları da yazın altına ki en azından birkaç kişi bununla ilgili düşünse, zaten bizim amacımız küçük değişimlerle daha büyük amaçlara ulaşmak. O yüzden de belki bir öğretmen şu an, Meltem Hocam bile sıraları sorguladı. Belki bir Evet. öğretmen diyecek ki niye biz teneffüsler gerçekten 10 dakika 15 dakika. Ha, bir şey daha ekleyeyim Volkan Hocam. Ayrıca okullardaki sınıf sistemi de çocuklarda hiyerarşi ve akran zorbalığını da ben birlikte getirdiği için teneffüs sisteminin çok büyük zararları olduğunu yayınlarda okudum. 10 dakika teneffüse çıkıyorlar abi. Sen birinci sınıfsın, beşinci sınıf geliyor seni dövüyor. Evet. Dövmese de zorba davranıyor yani. Zorbalık yapıyor yani, neyse. Gibi. Evet, doğru. Evet, ikinci manifestomuz da buydu. Ne dedik? Toplumun beklentileri uygun yaşamıyoruz dedik. Yine bir çıkış daha yaptık, saygıya inanmadığımız gibi. Eğitim sisteminin verimliliğine de inanmıyoruz dedik. Ya bana sordun mesela, şimdi sana kaybolan yıllarını verseler ne yaparsın diye. Ne yapardın? Mesela ne yaparsın? Bana öğretti ki işte şurada aç dedi, notaları oku dedi. Bilmem ne şarkısını çal dedi. Ya ben bir enstrüman çalamıyorum Volkan ya, bugün ben canım bir enstrüman çalmak istiyor, 43 çalamıyorum ya. Ya ben yaşındasın, çalamıyorsun. çalamıyorum ya. Ya ben bir ayda da şarkısını çalabildim ya, la la sol la la sol, yani ya niye öğretmedin ya? Ay dedi mi o? Ay dedi. Senin evin nerede? Ya bu lineer öğretim işte bu. Normalde biliyorsun insan beyni bütünsel tam düşünür. İnsan beyni sayfa olarak düşünür. Hadi bunu da anlatayım yine kazansın izleyenler. Hiçbir insan beyni, bakın size bir soru soruyorum. Yaz. Herkes yazı yazı düşünsün. Bir sessizlik olsun. Herkes yazı düşünsün. Düşün 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 düşün. Yazda neler aklına geliyor? Yaz deyince hiç kimsenin beyni liste halinde saymaya başlamaz. Yaz. Bir. Kum. İki. Deniz. Üç. Güneş. Dört. Bikini. Böyle mi düşünür beynin? Hayır. Beyin neyi Fotoğraf düşünür? gibi. Yazla ilgili bir anıyı düşünür. Bir fotoğraf düşünür. Bütünsel düşünür. Beyin lineer olarak ezberlemez. Ama eğitim sistemi nasıldır? Lineerdir. Daha da garibini söyleyeyim. İş hayatı nasıldır? İş hayatı da lineerdir. Saçma sapan. Yaratıcılık öldürücü. Lineerdir. Dolayısıyla ben bir şarkı çalamadım ya Volkan. Sen 15 sene mesela bir şarkı çalmak için uğraşsan ne şarkılar çalardın peki? Çalardım. Ya ben kendime güveniyorum Volkan. Ben iyi bir Evet. çocuktum. Çalardım ya. Ama bak ne denmiş, hiçbir şey Ha. için geç değil. Değil, Engeller değil, değil. kafada. 43 Evet. geç değildir. Değil değil. Ben bugün kitabın o kısmını yazıyordum. Öğrenmeyi hiç bırakmayın kısmını. Bir dil öğrenme, bir enstrümanda bir şarkıyı öğrenme. Aydın'ın yanında bir şarkı daha ekleyeceğim. Bir şarkı. Bir şarkı daha ekleyeceğim ben. 2021'deki hedefin o mu? Bir şarkı Bu. daha Bir şarkı daha 2 diye. çalacağım. Canlı yayında da çalacağım Volkan Var mı burada. hedefin? Var. Canlı yayında çalacağım diyorum ya. Size çalacağım. Hangi şarkı yani? Hedefin var mı? Yok. Var mı bir isteğin aklına gelen şu an? Ben Öyle. isterim şöyle bir Alevi Ha. söyleyişi Mihrimah falan çalayım mı piyano ile? dedelerden. Ne? O şey neydi? Bilal Görgen'in çaldığı şarkı o şeyle. Paripapa. Evet. Ya o çocuk da eğitilse belki çok büyük sanatçı olacaktı ya. Ya eğitilmiyoruz Volkan. Güzel eğitilmiyoruz. Abi Belçika'da statlarda çalıyor onun şarkısı ya. Evet. Hiçbir şey için geç değil. Evet. Manifestolarımızı yapalım ki. Hiçbir şey için geç değil. Devam. Evet. Nasıl gidiyoruz Volkan Hocam? Çok güzel gidiyorsun abi, harika. Hazırlıkların karşılığını tam anlamıyla yine vermişsin. Çok güzel, derin derin bilgileri verip sonra hap bilgiye çeviriyorsun onları. Bak, Çevirdim. birinciden çıkardığımız ne? Törenlerden uzak durun dedik. Tabii. İkinci manifestoda da yine zil örneği, sınıf Ya sıra. örneği çok etkileyiciydi yani. El kaldırma. Ya el El kaldırma be. İçim kaldırma. parçalandı ya. Ya biz köle miyiz ya? Niye izin isteyerek konuşuyoruz ya? Evet. Evet. Üçe geçelim mi o zaman Volkan Hocam? Geçelim. Body Talks felsefesinin
bugün sizlere paylaşmak, haykırmak istediği 3. manifestosu da çalışma ve emeklilik sistemine karşı. İnanmıyorum. Ben özellikle son yıllarda hiç inanmıyorum buna. Son 1,5 yıldır ben çalışmıyorum. Şimdi tekrar başladım ama ben bu sisteme karşıyım Volkan. Çok karşıyım. İlk biliyorsun bunu mandıra filozofu dedi. O zaman güldük. Ya ben bunun ciddi olduğunu sonradan anladım ya. Adam çok güzel konuşuyormuş meğerse ya. Evet, yaptın da Gerçekten sen bunu, uyguladın da bir süre. uyguladım. Abi ben çalışmaya karşıyım Volkan. Neden karşıyım? Bunu da anlatayım. Ya ben dünyaya bir kere geldim. Doğru mu? Ne dedik? Bir Evet. kere geldik dedik. Bir Ya kere. bu bir dedik bak bir. Ya bu değişmeyecek. Kesin ve kes öleceğiz. Sonra bana deniyor ki Doğan sen işe gir. 20'li yaşlarda işe gir. 65 yaşına kadar çalış. Sonra emekli olduğunda seni bunlar bekliyor. Affedersin ben bunu yemem Volkan. Ben bu oyuna gelmem. Ben herkesi de buradan bu oyuna gelmemeye davet ediyorum. 65 yaşındaki emekliliği beklemeyin. Arkadaşlar ben beklemeyeceğim. Ha ne yapacağız? Bununla ilgili bir çözüm önerimiz var mı? Aslında öyle çok büyük bir çözüm önerimiz yok Volkan. Şimdi ben herkese para verecek, iş verecek Onu halim yok bekliyorum, ki abi. merakla Sen de tamam. bekliyorsun ama Güzel bu kadar bir da çıkış. çözsem. Bu kadar da çözsem abi. Yayını doktor dinliyor, öğretmen mühendis dinliyor. Ha, oldu. Doktor işi bıraksın. Maaşı da on versin. Hayır, ben bunu veremem arkadaşlar. Ben sizin maaşınızı ödeyemem. Evet, bu biraz şey oldu abi. Bunu Heyecanlandın değil mi bunu çok verecek diye? heyecan, acaba bunu dedim zil Yok gibi, veremem. teneffüs gibi örneğini verdi mi dedim. Tamam, bittik. Herkes yayını kapatır, koşa koşa Ege sahilinde bir kasabaya yerleşecek diye Ha bunun hissettim yani. temeline inerim. Bak temeline İngiltere örneğinde olduğu gibi inerim. Abi bunlar sanayi devriminden sonra bizi işçi lazım, memur lazım. Neymiş efendim? Ben sana bakamıyorum. Sağlık sistemine yük oluyorsun. İşte bilmem kaç yaşına kadar çalışman öğretmen lazım. Hayır abi ben bu böyle çalışmaya karşıyım. Bu mesleklere karşıyım ben. Herkesin keyif alarak yapabileceği işler olması lazım. Bir insan 30 yıl bankacılık yapamaz abi. Veya değişelim ara sıra ya. Yer Öğretmen de değişsin. öyle. Öğretmen de öyle abi. Bir giriyor okula 30 sene sonra ne öğretecek abi çocuğa ya? Evet. Yani çok nadir örnekleri vardır tabii Yani ama. dolayısıyla ben şu anki kapitalist sistemi sevdiğim yanları da var, sevmediğim yanları da var. Ama bu insanları köle gibi çalıştırıp özellikle de böyle kandırıp vaatleri emekliliğe doğru kaydırmasına karşıyım. Ha, tabii ki de insanlara para ve iş veremem ama şunu söyleyebilirim. En azından hayallerinizi veya bazı planlarınızı emekliliğe saklamayın. En azından Ha, iş özel evet. hayat dengenizi kurun. Hadi ben yine bir tavsiye vereyim değil mi Morkan? Evet, iyi oldu bak. Bunu güzel bağladın. Ha bunu güzel bağladım. Şimdi aklıma geldi. İyi oldu bu da. Şimdi Şimdi geldi aniden. Abi ben diyorum bak beni okutsalar çok güzel çalardım ben. Enstrüman da çalardım, sanat da yapardım. Ya benim kafam vardı, vardı. Yanlış kesinlikle. okuttular. Dediğim Yani gibi abi, şu emeklilikle ilgili bekletme bir hayali madem. Değil mi? Çalışırken de yapabilirsin zaten onları. evet abi yani sen de bu sistemin kölesi olma. Mesela hani işten 7'de 8'den çıkma abi. Sen olmadan da ilaç firmaları dönüyor. Sen olmadan da hastaneler dönüyor. Sen olmadan da bir sürü iş dönüyor abi. Bu kadar sistemin içerisinde olma. Yine toplumun bu beklentisine, iş hayatının bu beklentisine uyma. Hayır de ben emekli olmadan şimdi bu sene gezeceğim de. Bu sene hafta sonu de bir şurada de doğaya çıkacağım de. Yani bu hayallerini erteleme. Böyle bir çalışma sistemi olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben de etmiyorum abi. Ben zaten mesai saatini hiçbir zaman anlayamadım. Kim bulmuş 8 saat yapmış bunu? Şu 8.30'da gidelim, 5.30'da dönelim. Neden yani? Niye mesela Almanlar 12'de işte. gitmiyoruz? 12'de gidelim, uykumuzu alıp falan böyle rahat rahat gideceksek. Bir de 5 gün çalışıyoruz. Abi ben sana hep söylüyorum ya ben 2004 yılında ilaç sektörüne girdiğimde biz eğitimlere takım elbiseli gidiyorduk. Kravatlı Evet. takım elbise. Evet. Abi benim öyle iğrenç takım elbiselerim var ki, şöyle şöyle Tabii benim de kravatlarla üç düğmeli takımlar. yani. Ya bak yine sinirlendim bak Volkan şu an. Bu takım elbiseyi getiren ne yine? Okulda Anadolu Lisesi'nde takım elbise giyiyorduk biz. Çocuğa sen niye takım elbise giydiriyorsun ya? Ceket, Üniforma işte, asker. üniforma, asker. Orayla Bak şimdi birbirine ben de lig değil. uyanıyorum. Sen de Ben de uyanmaya uyanıyorum bak. başladın. Evet. Ama Aha şimdi bak. abi, şimdi nasıl değişti dünya? Yok diyor. İstediğini giy yeter ki iş üret diyor. Ya Nereye geldik değil mi? nereye Daha neler geldik? değişecek? Aynen daha nerelere gelecek? Biz şimdiden Modi Talks felsefesi olarak siz bu uyanışa başlayın. Bak bizim Ne? ofisten 2 dakika erken çıkalım, patron memur değilsiniz der bize diyor. Ya işte memur zihniyeti. Ya bunlar toplumun içerisinde. Şu lafımı unutmayın.
toplumun bu tür şeylerin en büyük savunucuları kimlerdir? Mağdurları. Mağdurları. Bugün yine hoş olmayan bir şey izledim. Kimler hayvanlara şiddet uyguluyormuş biliyor musun Gökhan? Kimler? Evde dayak yiyen çocuklar yine. Başka bir yayında izledim onu. İzin günümüze toplantı koyarlar, gitmeyince laf yersiniz. Aynen. Evet Volkan hocam. Geçelim mi diğer manifestomuza? Haydi geçelim. Evet bundan sonra yok artık işte. Bundan sonra izin günündeki laf yemekten falan yok. Bunların ne olduğunu, biz bunların kim olduğunu çözdük, deşifre ettik bunları. Evet Volkan hocam burada biraz topu sana atıyorum ben, bu senin en sevdiğin konu. Eşitlik, insan hakları, barış, sevgi, kardeşlik. Dördüncü İşte bu. manifestomuz Volkan hocam sevgi. Manifestomuzu şöyle ben cümlelere dökeceğim. Cinsiyet eşitsizliği. Eşitsizliği buradan birkaç tane dinleyicimiz yorum yazmış. O yüzden buradan başlayıp hepsine biz projekte edeceğiz eşitsizliği. Ama manifestomuz şu. Cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyetlere yüklenen görevlere karşıyız. Bu başlık altında bütün eşitsizlikleri konuşalım. Şimdi senin güzel bir yaklaşımın var. Ben sözü sana veriyorum. Kadın erkek eşittir demek bile eşitsizliğin başlangıç cümlesi. Siyah beyaz eşittir demek bile zaten saçma bir cümle. Herhangi bir millet eşittir demek bile saçma bir cümle. Dolayısıyla cinsiyet eşitsizliği dahil bütün eşitsizliklere bunu söylem haline gelmesine bile karşıyız biz Volkan Hocam. Evet top sende, ne diyorsun bu eşitsizliklerle ilgili? Evet, manifestoları konuşalım dediğinde ilk benim aklıma bu gelmişti zaten biliyorsun. Evet. Ben dedim ki sana kadın erkek eşitliğine karşıyım dedim. Önce tabii kadınlar bunu duyunca böyle bir buz kesmeler oluyor. Böyle Nasıl aynı yani? irkilecek. İşte bunun için irkilin diye zaten söyledim ben de. Sen başta girişini güzel yaptın. Kadın erkek eşittir, eşit değildir gibi temalar. Zaten kadın erkek eşittir diyorsan kadın erkeğin eşit olmadığı ile ilgili bir durumu çoktan kabul etmişsin. Hem zihninde hem bilinçaltında ki böyle bir yargıdasın. Yani yin yang gibi işte tersi var Evet. ki bu düşünce de sende oluşmuş. Dolayısıyla burada şöyle bir cümle var mı hiç hayatımızda mesela? Ateş sıcaktır. Evet. Herhalde yani işte Elleme yanarsın. buz soğuktur. Tamam soğuk. Yani bu cümleyi niye söylüyorsun yani sen? Evet. Herkesin farkında olduğu bildiği bir şey. Yani dolayısıyla kadın erkek eşittir. Yani bunu cinsiyetsiz olarak insan eşittir dersek aslında insanlar birbiriyle eşittir. Bütün insanlar eşittir. Hatta ben sana genişleteyim canlılar olarak. Tüm canlılar eşittir. Ki ben bu felsefeyle işte yaklaşık 2-3 yıldır herhangi bir canlıyı yemiyorum. Onların da bir yaşam hakkı olduğunu düşünüyorum. Harikasın. O yüzden tüm canlıların bu evrendeki, bu gezegendeki adı neyse birbiriyle eşit olduğunu, aynı haklara sahip olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla kadın erkek eşitliğinden çıkıp kafamızı böyle biraz yukarıdan bakarsak aslında temelinde bütün din ayrımlarını, dil ayrımlarını, ırk ayrımlarını, kadın erkek ayrımlarını ki zaten çok saçma olan bir ayrım hepsini çözeriz diye düşündüm. Onunla ilgili zaten hep bir tepkim vardı benim. Bu cümle bana çocukluğumdan beri saçma geliyordu yani. Kadın erkek eşittir. İşte dediğim gibi güneş sıcaktır gibi bir şey yani bu. Anlamsız bir şey söyleniyor yani bana. Acaba diyorum bunun karşılığında başka bir şey mi var diye insanoğlu da ister istemez bakmaya başlıyor. Düşünüyor. Tabii ki yaşanmış şeyler mutlaka vardır ama ben bu durumun bu şekilde düze çıkacağını, daha doğru bakılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bütün eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için canlılar eşittir. O gözle bakarsak, o gözle kendimizi olumlama yaparsak, dünya üzerinde çok daha mutlu, mesut yaşayacağımızı, başta kendimizi rahatlatacağımızı düşünüyorum. İkincisi, cinsiyetlere yüklenen rollerle ilgili de zaten flört programında çok detaylı girdim bu konuya. Burada da yeri gelmişken anlatayım. Aynı şekilde yine bir kadına toplumun yüklediği roller var. Yemek yapmak, işte bulaşık yıkamak, çamaşır yıkamak gibi. Bunlar da bana doğduğum günden beri saçma gelen şeyler. Benim annem, babamın bir üstü yani dedemler köyde yaşayan insanlar ve çiftçilikle
hayatlarını geçirip tamamlamışlardı. Orada bile gerçekten kadına böyle bir rol yüklenmiş. Kadın aslında kocasıyla birlikte bütün gün tarlada çalışıyor. Yani oturup evde yemek yapmıyor yani. Sonra tarladan geliniyor birlikte. İşte dedem şömine gibi bir yerin başında sarma sigarasını içerken anneanneler ve diğer kadınlar mutfakta ekstra işleri ya da çamaşırlarla uğraşıyor. Böyle bir görev yüklenmiş. Ve yine bunun savunucusu dediğin gibi anneannem Anneanne. sorduğunda, yani annem mesela öyle bir iş yapmasaydı evlendiğinde, yo ben yemek yapmak istemiyorum ya da çocukluğunda, gençliğinde böyle bir şey deseydi, en büyük tepki yine kendi annesinden görecekti. Dolayısıyla tüm eşitliği buraya bağlamak lazım. Böyle roller yoktur. Ben şu anda çok keyif alarak bütün bu rollerin hepsini üstleniyorum, yapıyorum. Saçma geliyor bana bir cinsiyete herhangi bir rolü yüklemek. Dolayısıyla benim buradaki manifestom eşitlik, ama canlıların her alanda eşitliği. Dolayısıyla kelime anlamı olarak kadın erkek eşittir şeyine katılmıyorum. Benim manifestom da bu. Çok güzel manifesto yaptın Volkan Hocam. Haykıralım yine burada. Sesimizi yükseltelim manifesto yaparken. Biz sevgisizlik içeren her türlü eşitlik söylemine karşıyız. Body Talks olarak, felsefe olarak da böyle. Herhangi bir millet, dil, din, ırk, cinsiyet, hatta Volkan dinleyicilerden cinsiyete karşı olan da var. Ben de karşıyım artık cinsiyete. Erkek, kadın, Tabii cinsiyet diye bir şey yok cinsiyetsiz abi. konuşuyoruz zaten. Evet, insan. Temelinde insan dediğimiz için tüm bu söylemlere karşıyız biz. İlk aslında manifestomuza çok doğru bir yerden başlamışız. Yine toplum. Aslında en doğru oradan. Yine bunların sebebi Tabii. yine bu toplum denen illet. Bak elimi de biraz ikaz ederek gösteriyorum ona da. Bak sana yine güzel buradan güzel bir şey yakalayayım. Kadın bütün gün yemek yapıyor. Evde ev işleriyle uğraşıyor. Akşamda bir yemek sofrası var değil mi? Senin anlattığın örnekteki gibi. Toplum bunu garanti altına almak için ne yapmış Volkan Hocam? Yemeği de aslında küçük bir tören haline getirmiş. Her akşam, her akşam o tabak sofraya konacak. İşte yok, Konacak. aile Yeme olarak sen de birlikte otur. yemek yenecek ha. Niye? Niye abi? O kadın, ya o kadın niye bütün gün yemek hazırlamak zorunda? Hatta o yüzden çoğumuz şişmanız ya. 4-5 çeşit yemek yapılıyor. Hayır abi eve gelince iki çeşit yemek yap. Bir tane bir şey yap ya 10 dakikada. Niye bu yemek seremoni haline geliyor Yine abi? törenleştirilmiş demek ki. Törenleştirilmiş yemek, akşam yemeği törenleştirilmiş. Bravo abi. Burada biraz daha yükseldim Volkan Hocam. Ama Yükseldin. Sen de kızdın bu sefer. kızdım. Kapanışta şunu söyleyelim. Ben bu konuda çok gerçekten son dönemde kendimi geliştirdim. Eskiden bende de sevgisizlik içeren şeyler vardı. Mesela bazı şeylerle ilgili aşamıyordum. O kalıplarımı kıramıyordum Volkan. Mesela biliyorsun homofobiktim ben. Yani aşamıyordum o küçüklükten öğretilmiş şeyleri ama daha sonra bunun sevgisizlik olduğunu anlayınca çok üzüldüm. Yani nasıl ben bu sevgisizliğin Evet, içerisinde yer alıyorum diye, barındırıyorum bunu, değil mi? barındırıyorum diye. Dolayısıyla çok üzülerek bu yoldan döndüm. Ve kapanış manifestomuzun bu olması da çok hoşuma gitti. İnşallah bugünkü programla beraber herkesin kafasında en azından birkaç tane kalıbı böyle bir çatırdatmayı başarmışızdır diyorum ben. Bir Ha kişi bak yine bu hedefimizde olan abi. Bir kişiyi kurtardıysak ne mutlu bize. evet, bir kişi yazdı zaten. Yine biz amacımıza ulaştık, o bir kişi Yazdı. yazmıştı orada. Aynen, kendimizi dövelim. Biz bir kişinin kafasındaki kalıpları çatırdattık. Kapatmadan bir yorum var. Kadınlara biçilen Gelsin. güzellik algısı fikrine ne diyorsunuz? Kadın neden makyaj yapmalı? Ya da neden tüylerini aldırmalı? Neden almamış insana, aa kadına bak deniyor. Buna fikriniz nedir? Kadınlar üzerine kurulmuş güzellik algısı için ne düşünüyorsunuz? Güzel soru. Nurcuğumdan geldi bak. Çok güzel soru. Bunu ben yeni düşündüm. Volkan Hocam, filozof olarak yeni Bak bana da düşünmelerim söylemedi. arasında Bari var bu. şimdi daha önce Yani söyleseydin hazırlansaydık pat yani. diye ne soruyorsun değil Pat mi? diye canlı Ama yayında. filozof Doğan Milyonların Hoca, önünde bizi burada şey yapıyor yani. filozof Doğan Hoca bunu yeni düşündü Volkan Hocam. Bu başlı başına bir yayın konusu ama şöyle söyleyeyim fikirlerimi. Yine bu kadına toplumun biçtiği bir yüklerden bir tanesi. Evet. Aslında herhangi bir insanda kozmetik arayışı da bizim kafamızdaki kalıplardan. Güzellik algısından Ha, aslında, değil ama mi bu yani? kalıp abi, bu kalıbı kırmamız çok zor. Şimdi bize ne olarak öğretilmiş abi? Güzel kadın uzun bacaklı olur, tüysüz olur, poposu kalkık olur, iri memeli ince belli olur. Bu algıyı biz nereden öğrendik?
Vallahi bu senin öğrenmiyor. Oğlum güzel de tarif ettin şimdi. Vallahi iyi, güzel tarif ettim değil mi? Güzel yani. Ben kadın, güzel kadınsı tarif Bayağı güzel ettim. tarif Ya yani ettin. iyi tarif Ya ettim. erkekler şöyle bir oldu yani şu Ya yakışıklı erkek de öyle abi. Güzel insan, kast oluyor falan. Şimdi anda. bu bize, Volkan Hocam, hep sorduğumuz soru ne? Soruyoruz tekrar. Bu senin düşüncen mi? Öğretilmiş düşünce mi? Bu fikir bana Senin mı fikrin ait? mi bu? Evet. Abi bu çok güzel bir tartışmaya gider. Bu Volkan Hocam, biraz estetik sektörü, biraz porno. Ne yazık ki bu cinsel sektörün olması dolayısıyla insanların kafasında ne yazık ki böyle bir kalıp oluşturulmuş. Ben de karşıyım buna. Ha, ama ben de kıllı bir kadınla birlikte olabilir miyim? Yani bilmiyorum. Benim de kalıplarımı kırmam çok zor. Yani çok zor bir soru bu. Yani filozofsun diye de her şey yapacaksın diye bir şey yok. Çok zor. Keşke öğretilmeseydi ama. Ben karşıyım öğretilmesine. Yani burada yine kaybeden biz olduk. Keşke Biz olduk. öğretilmese dediğin gibi yani. Biz olduk abi. Neden bu kadar çok kriterimiz var değil mi? Bunu birisini beğenecekken Evet, çok evet, fazla evet. kriter, yani bir sürü filtre var. Bir iki tane Var. filtre olsa daha kolay Aynen. beğensek daha mutlu olmaz mıydık? Evet. Ya mesela yıllarca insan mağara döneminde zaten kozmetik de yokmuş. Herkes kıllı tüylü birbirine sevişiyormuş. Yani nereden çıkmış bu ya? Boşu boşuna Gerçekten. işi aldık başımıza ya. Bizi aldık, onlar da aldı abi. İki Ay taraf bize de birden yansıdı aldı. abi. Konu bize de geldi Yani. artık yani. Kaşını şey yaptırıyorsun. Sen de alıyorsun falan. Yani Biz de dikkat ediyoruz artık. Nurcuğum'un çok güzel bir katkısı bu. Bu bize öğretilmiş bir şey abi. Ben bu Evet. soruyu kendime soruyorum. Bu bana ait bir fikir değil. Ben kılsız kadın güzel olur fikrini toplumdan öğrendim. Öğretilmiş bir şey bana bu. Evet, Dolayısıyla İrfan da bak onu öyle da kabul demiş. etmiyorum. Bu öğretilmiş kalıplarla ilgili bir durum mu? Evet. Evet. Tam hocan onu söyledi şimdi bak. İrfan, ben sana öğrettiğimi soruyu kullanacaksın. Bu fikir, bu düşünce bana mı ait? Hayır, bana ait değil. Ya bu konuda bana ait olabilir bu düşünce Doğan abi ya. Değil abi, değil ya. Tersini yaşamadığımız için bilmiyoruz. Ya bunlar işte, ama biz gerçekten o kadar beynimiz boş çöp kalıplarla dolu ki bunu aşamayız. Ne dedik? Bizim bu sözlerimiz bu kulaklara göre değil. Bu konular aşılmaz. Mesela aldatma konusu, şeref, namus. Bugün biz seninle şeref konusunu tartışmaya çalışsak şerefsiz diye bizi öldürmek isteyen çıkar. Evet. Ya ahlak, namus için insan öldürülmüş. Ya bu milyonlarca yıl, kaç milyon kişi öldürülmüş sırf Altı bomboş olan bir terim aptal için aptal bir şey için abi. Dolayısıyla savaş gibi ya bir de mi kan evet. dağıtıyor şunlar bunlar. Abi insanları savaşlara ikna etmişler Volkan. Bu bizim vatanımıza düşman. Biz bunları öldürelim diye savaşlara ikna etmişler abi. Biz bu şey bundan, bu toplumdan biz başa çıkamayız abi. Bu toplum pislik. Ben size öğrettim, anlattım. Evet. Pislik ya, biz bunlarla baş edemeyiz. Ne yapacağız peki? Abi biz farkındalığımız, manifestomuzu yapacağız. Kendimiz değişeceğiz. Ondan sonra Dünya değişecek. bizim ömrümüz bu toplumu değiştirmeye yetmez bir kere arkadaşlar. Ben biz bunu mutlu Etmez. yaşamda anlattık. Bakış açımızı değiştireceğiz. Evet. Evet, Volkan Hocam, bugün seyirci kazandı, dinleyici kazandı, izleyici kazandı. Spotify'dan Kazandı. dinleyenler, YouTube'dan izleyecek olanlar, şu an canlı yayındakiler, IGTV'dekiler, herkes kazandı bugün. Oh Çok be. güzel. Oh ya, vallahi ben de mutlu oldum. Vallahi. Onlar kazandıkça ben mutlu oluyorum. Keşke bu soruyu herkes sorsa. Kapanışıma son 30 saniye kaldı Volkan Hocam. Bütün katkıda bulunanlara teşekkür ederim. Sen de bir kapanış konuşmanı, teşekkürünü yap, kapatalım. Ben de teşekkür ederim herkese. Çok güzel yorumlar geldi bugün. Demek ki bak seyirci de bizim felsefemizi benimsemiş. Benimsiyor. Zaten her programda da farklı farklı bir hedefimize Evet. ulaşıyoruz bence. İyi yorumlar oluyor. Ben bugünkü senin yine değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok iyi hazırlanmışsın programa. Rica Kelime ederim Volkan kelime Hocam. Kelime kelime. çalışılmış belli. Çok güzel çalışılmış ve yine güzel algılar oluşturdun bize. Kısa yollarına bayıldım. Törenlere, zillere, sıralara, eğitimle ilgili yorumlarına teşekkür ederim. Ağzına sağlık. O zaman değerli dinleyiciler, güzel insanlar, esen kalın diyoruz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.